Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda yepyeni bir konuya başlıyoruz. Konumuzun adı vektör alanlar. Şöyle bir başlık atalım. Vektör alanları. Şimdi nedir bu vektör alanları dediğimiz şey? Şu ana kadar biz bütün işlemlerimizi hep skalar alanda yaptık. Yani daha önce bu yaptığımız işlem hiç skalar alan lafı hiç geçmedi. Nedense vektör alanları konusuna gelince bir skaler alanda daha önceki bütün yaptığımız şeyler skaler alanda yapıldı diye bir laf geçiyor. Her yerde böyle oluyor genelde. Şimdi skaler alan dediğimiz şey neydi bizim? Mesela atıyorum şöyle tek değişkenli bir fonksiyonumuz olsun. Y eşittir. F ses nereden geliyor? Mesela Y eşittir F X olsun. Bu dediğim fonksiyonda mesela atıyorum X kare artı 1 olsun. Şimdi bu bize ne veriyordu? Şöyle bizim bir x, y üzerinde, şöyle bizim iki boyutlu bir düzlemimiz vardı. Şimdi bu düzlemde mesela atıyorum şurası y idi, şurası x'ti. Ve bize bu her bir x değeri için, seçeceğim her bir x değeri için bana bir nokta veriyordu, değil mi? Böyle böyle biz noktalar oluyorduk. Şimdi bu sürekli her bir değer için, her bir x değeri için nokta bulduğumuz için biz buna skaler alan diyorduk. Şimdi vektör alan dediğimiz şey ise bir düzlem düşünün. Yine bir mesela atıyorum x'ye düzlemi düşünün. Sefer şunu şöyle çizeyim. Bu skalerde şöyle şunu skaler yazayım. Hatta biz bu noktaları birleştirip ne yapıyorduk? Bir fonksiyon falan yazıyorduk. Nasıl şöyle, şöyle bir fonksiyon oluyor. Güzel çizemedim ama bu ne? Skaler alan. Skaler fi yok diye geçiyoruz. Skaler alanımız. X üzerinde bir skaler alanımız var. Şimdi bizim vektörel alanımız dediğimiz şey ise bakın arkadaşlar. Gayet basit bir konu aslında. X'e karşılık y düzlemimiz olsun. Biz bu düzlemdeki her bir nokta için, mesela atıyorum şu nokta için ya da ne bileyim şu nokta için, şu nokta için yani bu düzlemdeki her bir nokta için bu noktadan bir vektör değeri buluyoruz. Yani uzayda öyle bir uzay düşünün ki her noktasında bir vektör var. Mesela bunu örnek olarak ne söyleyebiliriz? Mesela Dünya. Buna çok güzel bir örnek. Neden? Çünkü bizim hangi koordinata giderseniz gidin, Dünya üzerinde nereye giderseniz gidin, sürekli bir kuvvet etki ediyor, değil mi? Mesela yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvveti var. Dünya üzerindesiniz. Mesela şöyle bir dünya olarak düşünün. Şöyle dünya. Dünya. Atıyorum şurada da bir adam var. Şöyle. Şimdi bu adam dünyada hangi noktaya giderse gitsin daima buna ne etkileyecek? Bir yer çekimi kuvveti etkileyecek. Bu yer çekimi kuvvetinde mesela şöyle bir fonksiyon olsun. Mesela şöyle bir f x, y ve z'ye bağımlı bir denklem olsun. Mesela f x'i y'si pek etkilemesin. Yani bizim dünyada x'ye koordinatlarında gitmemiz yani dünya üzerinde yürümemiz nedir? Şeye çok bir etkisi bulunmaz. Kutuplara doğru gittikçe ya bize etkileyen işte yer çekimi kuvveti falan daha ne olacak? Daha artacak falan falan. Ama genelde bize ne etkiler burada? Z etkiler değil mi? Şöyle yukarılara doğru çıktıkça bizim dünyanın etki ettiği şey bunları tabii çok böyle bilimsel kanıtlarım yok. Sadece size böyle biraz şey olsun diye bir bakış açısı kazandırmak için bunları söylüyorum. Yoksa bunları sakın böyle ben dedim diye bunlar böyle kesin işte x'ye pek etkilemez, z'ye çok etkiler ya da şimdi böyle kafamdan bir fonksiyon da yazmak istemiyorum. O yüzden şöyle genel bir söyleme yaptım. Bununla ilgili şöyle basit bir örnekle başlayalım. Şimdi dedik ki her bir nokta için bir vektör elde edeceğiz biz vektör alanlarında. Yani mesela şu nokta için şöyle bir vektörümüz olsun. Şu nokta için mesela şöyle bir vektörümüz olsun. Şu nokta için böyle bir vektör. Tamamen sallıyorum şu an. Şöyle bir vektör. Birazdan bunları çizeceğiz. Mesela atıyorum şu nokta için şöyle bir vektör. Filan falan. Ama her bir nokta için yani bütün noktalar için biz bir vektör ne yapabileceğiz? Çizebileceğiz. Öyleyse mesela bir örnekle başlayalım. O zaman bizim fonksiyonumuzda ne olması lazım tabii? Vektör belirtmemiz lazım değil mi fonksiyonumuzda? Mesela şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Fonksiyonumuz mesela f. Bunu böyle kalın f ile yaparlar genelde. Şöyle kalın f. Ne? Mesela x, y. Şöyle bir düzlem düşünelim.
Şimdi burada ne olsun mesela? Şöyle yazmışım. X i artı y j vektörümüz var. Bu bize ne diyor şimdi? Bizim her bir x ve y değeri için bir vektör bulabiliyoruz, değil mi? Şimdi bu i dediğimiz şey neydi? Bu i dediğimiz şey bizim x boyuncaki baz vektörümüzdü. J dediğimiz şey de y boyuncaki yani y ekseni boyuncaki baz vektörümüzdü. Birim vektörlerimizdi yani. Şimdi eğer biz bunu çizmek istersek, bu vektör alanın neye benzediğini görmek istersek şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle şunları çizelim. Mesela başlayalım şuradan. Mesela atıyorum F 1 1. F 1 1'e bakalım. F 1 1 için nedir? X eşittir 1 için 1 yani y eşittir 1 için i artı j olur değil mi? I artı j. Şimdi bu i artı j'yi yani ben şuraya şu benim y eksenim, şu benim x eksenim ne demiştik? Bu bir vektör alanı. Bu, çünkü bu bir vektör. Şu bir vektör i'si ve j'si var. Her bir nokta için x düzlemdeki her bir nokta için bir vektör belirtecek o noktaya ait. O zaman F1 1'de tam birebir noktası. Mesela şurası birebir noktası olsun. Şurası y eşittir 1. Şurası x eşittir 1. Bakın tam birebir noktasında. Şimdi bizim bir vektörümüz var. Bu vektör nasıl bir vektör? I artı j vektör. I artı j vektörü nasıl çizeriz? X boyunca bir birim gitmiş. Bakın i'si çünkü 1 başındaki katsayı. J'si de 1. Y boyunca da bir birim gitmiş. Yani şunun şöyle aynı eşit uzaklığını düşünün. Bakın x boyunca bir birim gitmiş. Y boyunca da bir birim gitmiş. Şu iki şeyi birleştirirsek biz fare kenarında teoremiyle ile falan gösterirdik. Hatırlıyorsunuz fizikte eskiden şu şekilde. Şimdi bu birleşme noktasına şöyle bir mesela şöyle mavi bir vektör çekelim. Şimdi şöyle bir vektörümüz var. Güzel olmadı. Tamam. Mesela şuna bakalım. F yine aynı. Şimdi çizdik. Birebir de şöyle. I artı j'lik bir vektörümüz var. Şimdi f atıyorum 1'e 0'a bakalım. 1'e 0 için ne buluruz? X yerine 1, y yerine 0 koyduğumda bakın ne olacak? I olacak değil mi? Sadece i. Tam 1'e 0 noktası bizim için şu nokta. Şimdi bu noktadaki bizim vektörümüz neymiş? Bakın i'si yani sadece x boyunca bir birim uzunlukta. X boyunca bir birim uzaklık ne demek? Ne böyle çiziyor? Abi. Şöyle bir birim uzunlukta bir. Bir birim uzunlukta bir neyimiz var? Vektörümüz var. Mesela başka neye bakalım? Birazcık daha çizelim. Ondan sonra bunu programda çat diye göstereceğim. Size çok daha güzel bir şekilde göreceksiniz. Mesela atıyorum şu nokta için bakalım. Eksi sıfıra, x eşittir sıfır, y eşittir eksi bire bakalım. Ben x eşittir sıfır, y eşittir eksi bir dediğimiz nokta bizim için şurası. Bizim için neresi? Şurası. Bu nokta için x'i 0, x boyunca bir vektör olmayacak. Y boyunca ne olacak? Eksi olduğu için eksi j vektörü. Şimdi eksi j vektörü olduğu için ilk y boyunca aşağı doğru bakan bir vektör. Umuyoruz boyda ne olacak? Eksi 1 yani birlik bir. Bu şekilde bir vektör olacak. Mesela bir de şu noktaya bakalım. Şu noktaya bakalım. Hatta bir de şu noktaya bakalım. Eksi 1'e 1'e bakalım. Eksi 1'e 1. Artık anladınız ne yaptığımı. Eksi 1'e eksi 1 hangi neye denk gelir? Bakın eksi i'ye eksi j'ye denk gelir. Bu da yani şunun tam tersi olan yani şu vektörü eksiyle çarparsam aşağı doğru bakacak. Tam bu nokta için yani eksi 1'e 1 noktası için. Eksi 1'e 1. Eksi 1'e 1 noktası için nasıl bir vektör olacak o zaman? Şekilde. Şu şekilde bir vektörümüz olacak. O zaman böyle böyle çizdiğimizde mesela birazcık daha uzaklardan bir nokta seçelim. Mesela neyi seçelim? Uzaklardan bir nokta seçelim. Bu sefer hep şu şeyin etrafında dönüyoruz. F neyi seçelim mesela? Eksi 2'ye 1 seçelim bu sefer. Bakın eksi 2'ye 1 seçtim. Eksi 2'yi 1 seçtiysem x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 2 yazarsam eksi 2 i'ye
artı j olur. Şimdi eksi 2'yi bir noktasını şu x'ye düzleminde bir bulalım bakalım. X dediğim şey eksi 2. Şurası eksi 1 ise şurası nedir? Şurası da eksi 2 olsun. Şimdi şurası eksi 2. Eksi 2'ye bir noktası bakın şu noktaya tekabül ediyor değil mi? Evet. Biraz kaydı. Neyse. Şu noktaya tekabül ediyor. Şimdi bakın. Eksi 2'ye j'yi nasıl çizeceğiz burada? Şöyle çizeriz. Şimdi x boyunca bakın eksi 2'lik bir gidiş var. Y boyunca da birlik bir gidiş var. Şimdi y boyunca birlik gidişi nasıl gösteririz? Y boyunca birlik gidiş aslında şöyle bir vektör. Yani y bileşeni. Bizim bu şu eksi 2i'ye artı j'nin y bileşeni ne? J değil mi? Yani y boyunca bir birimlik vektör. Buna karşılık olarak x boyuncaki bileşeni de eksi 2'lik bir. Eksi 2 i'lik bir vektör. O zaman x boyunca eksi 2 gideceğim. Yani şuradaki uzunluğu, şu uzunluğun aynısını şuraya bir daha çizeceğim. Mesela şu vektör olsun. Ne yapacağız şimdi? Bunların bileşkesini alacağız. Bunların bileşkesi de şöyle bir vektör olur. Direkt. Bir saniye. Şu şekilde. Şu şekilde bir vektörümüz oldu. Çizelim şöyle. Şöyle bir vektörümüz. Bakın dikkat ettiyseniz uzaklaştıkça, merkezden uzaklaştıkça sürekli tam şurası orijinimiz. Sürekli vektörümüz gittikçe büyüyor. Mesela şu nokta için şöyle bir vektörümüz olacak. Bundan sonra daha uzaktaki için daha da büyük bir vektörümüz olacak. Gittikçe uzaklaştıkça bizim şeyimiz, vektörümüz ne oluyor? Büyüyor. Mesela şu nokta için tam şu noktaya bakarsak şöyle bir vektör elde edeceğiz. Bakın sürekli böyle orijinden gittikçe uzaklaşan yani şu nokta için şöyle, ondan sonra daha uzaktaki nokta için şöyle filan falan böyle sürekli büyüyen böyle vektörler elde edeceğiz şöyle. Bu şekilde vektörler. Şimdi bunu bakalım. Ve bunu görelim. Bakın bu x i artı y j vektör alanının grafiksel olarak çizimi. Bu sitenin adı da şu. Kevin bilmem ne filan falan. Yani bunu isterseniz not edin. Ara sıra bakarsınız. Böyle bir vektör alanı yazarsınız falan. Güzel güzel bulursunuz. Burada skalasını belirtmiş. Mesela şu skalayı atıyorum. 10 yaparsak ne olur? Evet. Güzel olmadı. 5 yapalım. İskender dönsün. Kafayı yedi. Tamam. Şimdi görüyorsunuz. X, i artı y, j vektör alanını bu şekilde gayet güzel bir şekilde çizmiş. Nasıl uzaklaştıkça biz orijinden uzaklaştıkça bakın vektörümüz gittikçe büyüyor. Orijine yaklaştıkça ise vektörümüz gittikçe küçülüyor. Az önce de benim çizdiğime gayet benzer bir vektör alanı oldu. Az çok vektör alanı ile ilgili artık bir şeyler biliyorsunuz. En önemli bilmeniz gereken şey vektör alanı dediğimiz şey bir kere bir vektörel bir şey fonksiyon olması lazım. Yani şöyle bir vektör fonksiyonumuz olması lazım. Vektör fonksiyonundan kastım benim bakın i'si ve j'si olması lazım. Bunlar fonksiyonun değişkenleri değil. i'si ve j'si. Bizim fonksiyonumuzun değişkenleri yine aynı. Bakın x'e karşılık y. Ancak x'e karşılık y bu sefer neyi belirtiyor bize? Bir vektörün boyunu belirtiyor. Mesela şu x dediğimiz şey, x dediğimiz değişkenimiz bizim x boyuncaki baz vektörün uzunluğunu belirtiyor bu fonksiyonda. Yani şu f fonksiyonu için. Y dediğimiz şey ise bizim y boyuncaki baz vektörü olan j'nin katsayısını belirtiyor. Mesela x ile y'nin yerini değiştirirsek bu sefer farklı bir şey elde ederiz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela g deriz. Yine x, y derim. Şöyle bir vektör fonksiyonu olarak. Mesela şöyle bir şey de diyebiliriz. X kare artı y kare i artı mesela ne olsun? Kosinüs y çarpı j. Evet. Böyle bir şey de
ne yapabiliriz? Yazmamız mümkün. Burada ne diyor o zaman? Biz x boyuncaki vektörü çizecekken, yani çizerken, büyüklüğüne bakarken ne yapıyoruz? Hem bu sefer hem x'in karesini hem de y'nin karesini toplayarak bir x boyuncaki baz vektörüne mi bakacağız? Yani x boyuncaki vektör uzunluğuna bakacağız. Mesela atıyorum şundan şununla ilgili bir tane hemen şey yapalım. Şuradan bir tane göster. Mesela şunu bir noktasını gösterelim direkt şuradan. Mesela ne olsun? Şöyle bir şey olsun. Kosinüs 80. Şöyle olsun. Mesela diyelim ki şimdi şunu çizeceğim. Şurası y, şurası x. Ne atıyorum hangi nokta olsun? Şöyle trigonometrik güzel bir şey gelmesi için şu noktaya bakalım biz. G P'ye pi noktasına bakalım. Şimdi pi'ye pi noktasına bakarsam 3 küsürdü. Şimdi o zaman x boyuncaki baz vektörüm ne olacak? Mesela 3 kabul edersek pi'yi. Diyelim ki 3 olduğunu farz edin. 3 kabul edersek bakın x boyuncaki baz vektör 3'ün karesi 9. 3'ün karesi 9 olacak. Yani x kare artı y kareden 9, 9, 18. Yani x boyunca 18 birimlik bir vektörümüz olacak. Şöyle 18 birimlik bir vektörümüz olacak. Tabii bu şu an direkt bunu çizmeyeceğiz. Şimdi y'sine bakalım. Y dediğimiz şeyde bakın kosinüs pi dediğim şey ne? Eksi 1. Y boyunca da yani tam şu nokta için yani pi'ye pi noktası için y boyunca da ne olacak? Y boyunca da eksi birlik yani şöyle eksi birlik bir vektörümüz olacak ve bunun bileşkesi ne olur? Şöyle şu şekilde kırmızıyla çizeceğim. Tamamen kabaca çiziyorum şu an bunu. Sonra şöyle bir vektörümüz olacaktır. Şu şekilde bir vektörümüz olacaktır şu nokta için. Siz bu örnekleri bütün farklı farklı noktalardan örneklem alarak daha da genişletebilirsiniz. Evet, vektör alanı genel olarak bu şekilde yani girişi böyle. Bunun vektör alanları ile ilgili ileriki videolarda işte divergence teoremi, ondan sonra curl yani rotasyon falan bunlarla ilgili örnekler de çözeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.